Paranın Notası'ndan günaydın. Türkiye'de yurt içi piyasalar açılırken gündeme bakacağız. Dünden kalan başlıklara bakacağız. Bugünün önemli veri trafiğine bakacağız. Değerlendirmeler alacağız. Rakamlarla başlayalım. Güne hangi seviyelerden başlıyoruz onu bir görelim. Borsa İstanbul Yüz Endeksi gelsin. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksinde tarihi bir gündü. İşlem hacmi rekoru kırıldı ve endeks %0.7'lik yükselişle 119.338 seviyesinden kapandı. Dolar TL'ye bakalım sabah saatlerinde ne durumdayız. 6.86.31, 6.85, 6.86 arasında gel gitler devam ediyor diyelim dolar TL için. Geçelim Euro TL'ye. 7.74.18, şu ana kadar 7.73 ile 7.75 arasında kalmış Euro TL. Dolar endeksi geldi, Euro dolar geldi, 1.12.74. 1.13'ün üzerinde kalamadı ama umutlar da kesilmiş değil. %0.02'lik bir yükseliş var şu an için Euro dolarda. Dolar endeksi geliyor şimdi. Dolar endeksi de 97'nin altında, çok farklı bir yerde değil. 96.86 son seviye. Türkiye tahvillerinde güne nereden başlıyoruz? 2 yıllık tahvilde 9.89, 5 yıllık tahvilde 11.28, 10 yıllık tahvilde 12.38 seviyelerindeyiz. ABD borsalarının vadelileri gelecek. S&P'nin vadelisi geldi. Dün akşam spotta %1'lik bir kayıp vardı. Vadeli tarafta küçük de olsa kayıp devam ediyor. %0.06'lık bir düşüş var. S&P 500'ün vadelisinde 3.134 seviyesiyle. Nasdaq geliyor şimdi. Nasdaq dün akşam %0.8 eksi kapatmıştı. Şu an vadeli de %0.1'lik eksi var. 10.521 seviyesi vadelinin son rakamı. Dow geliyor şimdi. Dow Jones'ta %1.5'lik kayıp gördük dün akşam. Şu anda vadeli de %0.1'lik bir eksi var. Endeksin vadelisi 25.744 seviyesinde. Asya borsalarına bakalım. Çin borsasında %1'lik bir yükseliş var. Bugün Çin'i uzun uzun konuşacağız konuklarımızla. Konuşmak gerekiyor çünkü orada enteresan şeyler var. Japon borsasında %0.6'lık bir eksi var. Nikkei'de. Japonya'dan birkaç haberimiz var. İflas eden şirket sayısı geçtiğimiz ay tekrar yükselmeye başladı. 8 ay üst üste düşmüştü fakat pandemi süreci Japon ekonomisinde de etkisini gösteriyor. Haziran ayında iflas eden şirket sayısında geçen ay Haziran ayı itibariyle bir artış var. Hindistan borsasında %0.02'lik bir düşüş gördük. Güney Kore'de Kospi %0.1 yukarıda, Hong Kong'da da borsayı %0.19 oranında artıda görüyoruz. Avrupa borsalarına geçelim şimdi. Londra'da FTSE 100 dün %1.5'luk bir kayıpla günü tamamlamıştı. İngiltere'den notlarımıza bakalım. İngiltere Maliye Bakanı'nın açıklaması var. Covid-19 tedbirleri sonrası ekonominin yeniden canlandırılması girişimleri çerçevesinde genç işsizliği azaltmaya yönelik 2 milyar sterlinlik bir program açıklanacak. Detayı bugün alma ihtimalimiz var. Öğleden sonra takip edeceğiz. İngiltere Merkez Bankası baş ekonomistinin de açıklaması vardı. Koronavirüs salgınında yeni dalgaların yolda olduğunun kesin olduğunu ve Britanya'nın ekonomik görünümü belirleyeceklerden birinin de bu dalgaların büyüklüğü olacağını söylemiş İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti. DAX'a geçtik. Frankfurt'ta %0.9'luk bir kayıp yaşandı dün. Paris borsasında CAC40'da %0.7'lik ve Madrid'de %1.4'lük eksileri gördük. Borsalar böyleydi. Geçelim Brent petrole. 43 dolar seviyesinden çok uzaklaşmıyor. Son durumda 42 dolar 91 sent seviyesinde. Düne göre %0.39'luk bir düşüş var. Son olarak ons altına bakalım şimdi. Dün 1797 dolar seviyesi görüldü. Ons altında akşam saatlerine doğru bir hareketlenme gördük. Son durumda 1794 dolar seviyesinde bir ons altın var. %0.01'lik bir düşüş. Şu ana kadarsa 1796 dolarla 1792 dolar aralığında kalınmış diyelim. Rakamları gördükten sonra günün gündemine geçelim. Sadece bugünün değil tabii, haftanın geri kalan günleri içinde nelere bakacağız? ABD işsizlik maaşı başvuruları yarın açıklanacak. Çin enflasyon rakamını yarın takip edeceğiz. Almanya'dan dış ticaret dengesi geliyor. Devam edelim. Türkiye için bu haftanın en önemli verisi Cuma günü açıklanacak olan işsizlik rakamları olacak. Fransa'dan sanayi üretim rakamını alacağız. Almanya'dan aldık dün. Yükseliş var ama beklentilerin altında kaldı. Onu da hatırlatalım. Üretici fiyatları endeksini de ABD tarafında göreceğiz. Bugün özel bir şey var mı diye bakıyorum. Aslında çok yoğun bir gün değil. İçeride
TÜİK saat 10'da finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Saat 17.30'da da hazine iç borç istatistikleri açıklanacak. ABD için saat 14'te mortgage verilerini ve saat 22'de akşam tüketici kredilerine bakacağız. Kimler konuşuyor bugün? Merkez bankacılarında, bankalarında Atlanta Fed Başkanı konuşacak 19.15'te. Şöyle Trump'a bakıyorum. Trump Meksika Devlet Başkanı ile görüşecek. İngiltere Maliye Bakanı'nın da güncellenecek olan ekonomi planlarını izleyeceğiz bugün. Piyasa gündemimizi de aldık. Şimdi bir haberle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 5.4 milyar lira borçlanmaya gitti. Düzenlenen ihaleye 1.8 kat talep geldi. Hazinenin düzenlediği tahvil ihalesine 1.8 kat talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde 5.4 milyar lira borçlanmaya gitti. Bakanlık ihalede 5 yıl vadeli 6 ayda bir %0,75 reel kupon ödemeli TÜFE endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz %1,55 oldu. Nominal teklifin 4.6 milyar lira olduğu ihalede nominal satış 2.5 milyar lira, net satış 2.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 365 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılardan 4.7 milyar lira teklif alındı ve bu kesime 2.5 milyar liralık satış yapıldı. Böylece hazine piyasaya toplam 5.4 milyar lira borçlandı. Öte yandan hazine 1 milyar 95 milyon 920 bin lira tutarında 8 Temmuz 2020 valörlü, 6 Temmuz 2022 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da hareketli seanslar devam ediyor. Katılım yüksek, işlem hacmi yüksek bir rekordan bahsediyoruz. Ama önce şöyle seviyelerden bahsedelim, sonra işlem hacmi rekorunu konuşuruz. Borsa İstanbul'un son bir yıllık performansı ekranınızda. Ocak ayında 125 bin rakamları görmüştük. Ekranda gördüğünüz 123 bin seviyeler kapanış itibariyle 21 Ocak tarihinin kapanışı olarak ekranlarınızda. Ama gün içi yükselişlerde 125 bin rakamları gördük diyoruz. Salgınla birlikte bütün dünyada yaşanan türbülans, Borsa İstanbul'da da endeksi kapanış itibariyle 84 bin lira doğru indirdi. Fakat gün içerisinde 81.900 seviyeleri de gördük. 23 Mart tarihinde 84.246 seviyesindeymiş ve son durumda 119.000 seviyesinin üzerine çıkmış bir Borsa İstanbul endeksi karşımızda. Ciddi bir toparlanma var. Yüzdesel olarak düşüşün çok üzerinde yüzdesel bir yükseliş yaşandı. Geçelim bankacılık endeksine. Bu performans diğer endekslerde yaşanmış mı? Bankacılık endeksi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Hayli zayıf kalmış. Fakat bu zayıflık sadece bizdeki bankacılık sektörünün zayıf performansıyla değil, bütün dünyada bankacılık hisselerine dair bir kenardan izleme modu var. Bir bankacılık endeksinde 21 Ocak tarihinde 181 binli seviyelerden Mart türbülansında 107 binlere doğru bir düşüş yaşanmış. Son durumda 131 bin seviyesindeyiz. Yine bir toparlanma var fakat BIST endeksiyle kıyaslarsak performans olarak bankacılık endeksi hayli geride. Geçelim sanayi endekse. Sanayi endekste de aslında son bir yılın en yüksek seviyesindeyiz. 157.246 seviyesiyle dünkü kapanışla birlikte. Mart türbülansında 98 binlere doğru bir geri çekilme görmüştük. Sanayi endeksin getirisini kıyaslıyorsak yüzdesel olarak ayrıca bakmak lazım fakat Ocak zirvesinin üzerinde bir sanayi endeksle karşı karşıyayız. Şimdi işlem hacmi konusuna dönelim. Bir tablomuz var, onu da verir şimdi Ferhat bize. Dünkü işlemlerde Borsa İstanbul'da 35 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldı. Endekste de 119 bin puanın aşıldığını gördük. Bankacılık endeksi dün %0,9 oranında değer kaybetti. Holding endeksinde %1'lik bir değer kazanımı gördük. BIST 100 18 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışında gerçekleştirmiş oldu. 18 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanış. Fakat zirveye daha var mı? Var. Bunu da bir kenara not etmiş olalım. Devam edelim bir haberimizle. Bundan sonra Borsa İstanbul'un performansı ne olacak? Yükselişlerin devamı gelecek mi? Bu soruyu bütün piyasalar için soruyoruz. Ama Borsa İstanbul özelinde beklentiler nedir? Buna dair TR Yatırım Stratejisi Mehmet Ali Bircan'ın
bir değerlendirmesi var. İzleyelim, devam edeceğiz. Hafta genelinde bu performansını sürdürmeye devam eder. Açıkçası hafta başındaki yayınlarımızda da bunları konuşmuştuk. 120 bin seviyeleri gündemdeydi. Bunları ifade etmiştik. Nitekim şu anda da aslında önümüzdeki tek hedefin şu anda 120 bin seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Dün de özellikle sizin de belirttiğiniz gibi baktığımızda 119 bin seviyesinin üstünü gördük ve endeksin çok ciddi bir hacim rekoru kırdığını, yaklaşık 35 milyar liralık bir hacimle yükseldiğini takip ettik. Dolayısıyla dünkü verileri baz aldığımızda endekste hacimli bir yükselişin bugün ve önümüzdeki devam eden Perşembe ve Cuma günleri içinde yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda ilk hedefimiz 120 bin seviyesi olacaktır. Devam eden süreçte 122 bin seviyesi ara direnç olarak takip edilebilir. Belki önümüzdeki hafta içi eğer belirttiğimiz senaryoda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 125 bin seviyeleri gündeme gelebilir. Ki bu bizim için oldukça önemli, çünkü çok hızlı bir yükseliş takip ediyoruz endekste. Tabii bu açıdan baktığımızda hızlı yükselişler belli aralıklarla kar satışları getirebilir ki dün buna da şahit olmuştuk. Yatırımcılar açısından bunun da göz önünde bulundurulması gerekiyor. ABD borsalarında durum ne diye baktığımızda gözler ilk önce S&P 500'e kayıyor. ABD borsalarının seyri küresel piyasaları da yönlendiriyor. Bu konuya dair bir değerlendirmeyi de Cüneyt Paksoy'dan aldık. Paksoy, S&P 500 endeksi için 2950 ile 3050 seviyeleri Eylül ayına kadarki süreçte en önemli destek olacak diyor. Bu seviyenin altına inmeden S&P 500'de satışlar hızlı olmaz, sertleşmez. Global piyasalarda satışlar düzeltme olarak kalır diyor. Tam şu kırmızı noktamız 3160-3150. Evet. Yani 3160 hatta orası sevgili Belgin. Önemli bir eşik. O eşiğin üzerinde kaldıkça 3250 hedef. 3160-3170 altında kaldıkça işte senin de dediğin o önemli bölge devreye giriyor. Önce bir 3100'ler var tabii. 3100'lerin altında da o en önemli kritik bölgemiz, seninle 3 haftadır söylediğimiz ve 3 haftadır oradan dönüyor. Hı hı. 2950-3000. 2900-3000 olarak genişlettik, ihlal olarak da kalabilir diye. Bu arada 21-50-200 günlük ortalamaları da koydum. Lütfen bu hafta. Lütfen onları da alalım hemen. 21 günlük 3100'de çok önemli. Evet. 50 günlük 3034-3035'lerde. 200 günlük ortalama 2985'te. Şimdi şu da yeşil yatay çizgimiz de 2950. Bak ne kadar kritik, önemli. Şimdilik zaten oradan uzaklaştık. 2 defa, 3 defa geldik. Zaten oraya geçtiğimiz zaman hızlıca 3250'ye gittik. Sonra burayı destek yaptık. Ortalamalar orada. Bu arada 50-200 günlüğü yukarı kırdı. Piyasa diyor ki şu kırılımdan ve bu düzeltmeden sonra %161.8 düzeltmesinden sonra aşağı yönlü hareket bitti. V dönüşü, şimdi V dönüşün içinde kalmak. Önümüzdeki dönem yukarıda 3250 üzerinde de tüm zamanların rekorunun görüldüğü 3400'ler. Hı hı. Bu dünya borsaları için en iyi senaryo. Yani S&P'nin her şeyi geride bırakıp ABD, Çin gerginliğini, Çin-Hindistan gerginliğini, senin dediğin gibi, Libya'daki gelişmeleri, jeopolitik riskleri, küresel iklim değişimlerini, her şeyi geride bırakıp hayır ben paranın verdiği gücü kullanarak fiyatlamaya devam ediyorum diyorsa problem yok. Problemin başlayacağı yer, bir kez daha hatırlatalım. Şimdilik uzağız ama 3100'ün altında kaldıkça 3075-3100'ün 2950-3050. Burası S&P 500 endeksi için önümüzdeki Eylül'e kadarki süreçte en önemli destek bölgesi. Buranın altına geçmeden S&P 500'de satışlar sertleşmez. Global borsalarda satışlar düzeltme olarak kalır, sindirme soluklanma olarak kalır gelişen piyasalarda. Evet. Ve herkes ucuzuna göre fiyatlamaya devam eder. Borsa İstanbul en başta. Hatta yukarı yönlü 3160'ların üzerinde, 3150'lerin üzerinde kuvvet kazanıp 3250 oraya da geçiyorsa ucuz kalmış bütün borsaların hareketinin ciddi bir performansa ve momentuma kavuştuğu bir senaryo. ABD ile devam edelim. Küçük notlarımız var. Fed başkanlarının, bölgesel başkanlarının yaptığı açıklamalar.
Başkan Yardımcısı Clarida'nın, özür dilerim, Fed Başkan Yardımcısı Clarida'nın bir açıklaması var. Bankanın varlık alımlarında sınır yok diyor Clarida. Bostik ne demiş diye bakıyoruz. Fed'in kredi olanakları piyasalardaki gerilimi gevşetti deniyor. Bir diğer Fed Başkan Yardımcısı Quarles, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan krizin henüz bitmediğini belirtiyor. Bazı göstergeler ekonomik faaliyette bir toparlanma olduğunu gösterse de toparlanmanın önündeki yol oldukça belirsiz ifadesi de kullanılmış. Destek mesajları, belirsizlik var mesajları gelmeye devam ediyor diyelim ABD cephesinden. Peki Asya'da neler yaşanıyor? Pekin'e uzanacağız. Asya'nın gündemini Sadi Kaymaz aktaracak bize. Evet, öncelikle güzel, güneşli bir günden iyi yayınlar dilerim. Şimdi evvela Şangay'daki rally, Şangay, Shenzhen'de Çin borsalarındaki rally devam ediyor diyelim. En azından günün yarısı itibariyle sabah seansında yine Şangay alıcılıydı. Yine çok yüksek hacimler vardı. Malum küçük yatırımcılar bir taraftan, bir taraftan da yabancı sermaye girişi var. Dolayısıyla hala yükseliyor ama geçen haftaydı dahil edersek %16 kadar yükseldi. CSI 300 en büyük, Şangay ve Shenzhen'den aslında en büyük 300 şirket diyebiliriz. Onların karması %16, tekrar söylüyorum. Bu kadar kısa bir zamanda müthiş bir rally yaptı. Son 5 senede böyle bir şey görmemiştim en azından. Baktığımızda yakın geçmişe. Onun haricinde şimdi bir risk belirdi piyasalar üzerinde. Amerikan-Çin gerilimini artık her gün konuşmaya gerek yok. Çünkü her gün o gerilim artıyor ama kimisi finansal piyasaları etkileyecek potansiyele sahip. Kimisi hayır, başka açılardan önemli ama bugün öyle bir şey konuşulmaya başlandı ki gerçekten gerçekleşirse finansal piyasaları alt üst edebilir, allak bullak edebilir. Nedir diyeceksin? Tabii o da Hong Kong, biliyorsun Hong Kong yönetimi dolara sabitlemiş durumda. Genel anlamıyla sabitlemiş diyebiliriz. Aslında bir bandı savunuyor ama felsefi olarak tabii ki sabit kur rejimi diyebiliriz buna. Amerikan yönetimi, özellikle Dışişleri Bakanlığı ve Pompeo, ki en sert isimlerden bir tanesi son dönemde Çin'e karşı, Hong Kong'un dolara erişimini zorlaştırmayı ve bu şekilde de sabit kur rejimini savunmasını zorlaştırmayı, en azından yüksek maliyetli savunmasını sağlamayı hedefliyormuş. Tabi henüz Donald Trump'ın önüne gitmemiş bu. Yönetim içinde tartışmalar var. Tartışma da nasıl olması? Çünkü gerçekten bu bir finansal nükleer opsiyon olur. Gerçekten uluslararası piyasaları allak bullak eder. Çin de karşılık verir ama aslında bana sorarsan böyle bir şey olmaz. Amerikan yönetimi de bunu yapmayı düşünmüyordur ama aması şu, şu yuvukundan beter derler, işte aynen o. Hong Kong doların üzerinde zaten 1983'ten bir yana sabit kur rejimi uyguluyor. Çok defa atak yedi Hong Kong doları ama sabit kur rejimini bir şekilde savundu Hong Kong yönetimi, ki 440 milyar dolarlık küçük bir şehirden bahsediyoruz. 7-8 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. 440 milyar dolarlık bir döviz rezervi var. Bunu da kullanıyor tabii. Çok fazla aracı kullanıyor. Çok tecrübeli bir yönetim, tecrübeli bir merkez bankası Hong Kong. Hepsi savundu ama tabii ki savunması da giderek zorlaşıyor. Zaten şüpheler vardı ama bugünden sonra önümüzdeki aylarda, yıllarda savunması daha da zorlaşacaktır Hong Kong yönetiminin. Ve de en azından savunsa bile maliyeti giderek artacaktır. Bundan sonra çok daha kontrollü olacaktır Hong Kong'un çapası diyelim, ya da sabit kuru. Gazetelerle devam edelim. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. 1.9 milyon kişinin sosyal yardımı arttı diyor Sabah gazetesi. Hazal Ateş'in haberi. Milyonlarca emeklinin aylıklarıyla beraber engelli ve 65 yaş aylığı evde bakım desteği alan 1.861.000 kişinin sosyal yardımları arttı. Toplam 720 bin kişinin aldığı engelli aylığı %70 engelli olanlar için 805 liradan 851 liraya, 521 bin kişinin aldığı evde bakım desteği için 1460 liradan 1544 liraya, 620 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı da 711 liraya yükseldi. Zamlı maaşlar bu ay, Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından yeni memur maaş katsayıları da açıklandı. Görevdeki memur ve memur emeklileriyle birlikte SSK, Bağkur emeklileri de bu ay zamlı maaş alıyor. Memur maaş katsayısına endeksli olan engelli yardımı, engelliler için evde bakım desteği, 65 yaş aylığı da yükseldi. Sosyal yardımlara da %5.75 oranında artış yapıldı.
Devam ediyoruz sabahla. Hızımıza kimse yetişemeyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin kara tren dönemini geride bırakarak dünyada 8, Avrupa'da 6. yüksek hızlı tren işleten ülke olduğuna dikkat çekti. Bakan Kara İsmailoğlu, toplam 8 yüksek hızlı ve hızlı tren hattı güzergahında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir yüksek hızlı tren, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hattı çalışmalarımız devam ediyor ifadelerini kullandı. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin demir yolu çalışmalarına ilişkin sabah değerlendirmelerde bulundu. Demir yollarında hatların tamamının yenilendiğini belirten Kara İsmailoğlu, 2003 yılında 2505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğu %155 artışla 6382 kilometreye çıkarttık. Böylece hatlarımızın %50'si sinyalli oldu. 1739 kilometrede çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da hatları elektrikli hale getiriyoruz. 2003'te 2082 kilometre olan elektrikli hat uzunluğu %176 artarak 5753 kilometreye çıkarttık. 787 kilometrede çalışmalar devam ediyor diye konuştu. Türk şirketler pandemiden güçlenerek çıktı. Dünyaca ünlü birçok dev şirket koronavirüse yenilip iflasını açıklarken, Türkiye hızlı şekilde devreye aldığı finansal destek paketleriyle hem şirketleri hem de vatandaşları korumaya alarak süreci en az hasarla atlattı. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında %25'lik artış beklenirken, Türkiye'de salgının en yoğun yaşandığı dönemde 100 bine yakın kuruluş şirket arasında sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurgulayarak, iş dünyasıyla el ele verdiklerinde yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Devam ediyoruz sabahtan. Çin'den talep Türkiye'ye yarayacak. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, ülkelerin ihracat potansiyellerine göre belirlediği karşılaştırmalı üstünlükler endeksinde Türkiye 189 ürünle ilk sırada yer aldı. EBRD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Türkiye'nin küresel tedarik zincirinde COVID-19 sonrası oluşan yeni dinamiklerden en çok yararlanacak ülkelerden biri olduğunu açıklamış. Türkiye'nin bu özelliğiyle pandemi sürecinde Çin'den kayan tedarik zincirlerinin merkezi olmaya aday olduğunu söylemişti. Biz de bu 189 ürün grubunun neler olduğunu araştırdık diyor Pınar Çelik. Tekstil, giyim eşyası ve ayakkabıda ürün sayısı 62, basit ve fabrikasyon metal ürünlerde 25. Tekstil ve giyim ilk sırada. Sabahtan Hürriyet'e geçiyoruz. Pedala kuvvet. Pandemi döneminde bisiklete olan ilgi artınca piyasada ürün kalmadı, fiyatlar katlandı. Tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs insanların yaşam ve tüketim alışkanlıklarında büyük ölçüde değiştirdi. Bu dönemde tüketicilerin bazı ürün ve davranışlara karşı gösterdiği ilgi artarken bazılarına da azaldı. Bu kapsamda pandemi sürecinde insanların yoğun olarak rağbet gösterdiği araçlardan biri de bisiklet oldu. Öyle ki tüm dünyada internet üzerinde alışveriş maksadıyla yapılan bisiklet aramaları son 5 yılın zirvesini gördü. Piyasada bisiklet bulmak zorlaştı, fiyatlar da yükselişe geçti. Biz de Hürriyet olarak bu durumu konuşmak için bisiklet piyasasının merkezi Unkapanı'ndaki bisikletliler çarşısına gittik diyor. Emre Eser haberinde fiyatlar katlanmış. Salgın döneminde tüm dünyada bisiklete olan ilgi arttı. Google üzerinden alışveriş maksadıyla yapılan aramalar dünyada son 5 yılın zirvesini gördü. Türkiye'de ise 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ulaşım aracı oldu. Kendilerine bisiklet almak için gelen müşterilerin ilk neden olarak toplu taşımayı söylediğini belirten sektör temsilcisi Doğan Kılıç, bisiklet önceden karne hediyesiydi, sadece çocuklara alınırdı. Salgınla beraber insanlar artık bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmeye başladı. Özellikle sahil bandına yakın düzlüğün ve parkların fazla olduğu, sitelerin yoğunlaştığı bölgelerde çok daha fazla kullanım var. Soğan artık 1 lira diyor Hürriyet.
Hacer Bayocuoğlu'nun haberi. Bir zamanların zam şampiyonu olan soğan Haziran ayında 1 lira sınırını gördü. Haziran ayı itibariyle toptancı hallerinde soğanın kilo fiyatı 1 lira 9 kuruşa kadar geriledi. Türkiye Halcileri Federasyonu sebze ve meyvelerin Haziran ayı fiyat karnesini çıkardı. Birçok üründe fiyatların düştüğü görülen çalışmaya göre Ocak ayı itibariyle 1 lira 4 kuruş olan havucun Haziran ayı fiyatı 1 lira 70 kuruş olmuş. Havucun, patatesin fiyatı yükselmiş, soğanın düşmüş. Geçelim Milliyet'e. Çin'e karşı sanal cephe. Çin, Hong Kong'da kitle protestolarını hedef alan yeni yasayı yürürlüğe koyunca popüler sosyal medya uygulamaları karşı hamle yaptı. Facebook, Google ve Twitter, Hong Kong'un kullanıcı verisi taleplerini işleme almayacak. Çinli TikTok'a karşı da yeni adımlar yolda. ABD'nin Çin'le yaşadığı ticari gerginlik sanal dünyada katlanarak büyüyor. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde tartışmalı ulusal güvenlik yasası yürürlüğe girince, dünya çapındaki popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcı bilgilerini Hong Kong polisiyle paylaşmayacaklarını duyurdu. Çin'in yeni güvenlik yasasının ardından Facebook, Google ve Twitter, Hong Kong hükümetinin kullanıcı verilerine ilişkin taleplerinin işleme alınmasının askıya alındığını açıkladı. WhatsApp ve Instagram gibi uygulamaların da sahibi olan Facebook, veri taleplerinin güvenlik yasasının detaylı olarak incelenmesi tamamlanıncaya kadar yanıtlanmayacağını belirtti. Google ve Twitter kanadından da benzer açıklamalar gelmiş. Telegram ise uluslararası bir uzlaşmaya varılana kadar veri taleplerini işleme alma niyetinde olmadıklarını açıklamış. Peki tepkiler neden? Bilindiği gibi Hong Kong 1997 yılında özgürlükler garanti edilerek ve bir ülke iki sistem formülüyle İngiltere'den Çin yönetimine geçmişti. 30 Haziran'da kabul edilen ulusal güvenlik yasası çerçevesinde Hong Kong özel idari bölgesinde polise mahkeme izni olmadan hanelere girebilme ve internet sağlayıcı firmalara müdahale etme gibi yeni yetkiler verildi. Yeni yetkilerle polis, internet hizmeti sağlayan şirketler, sosyal medya ve mesajlaşma platformları ile bu platformları kullanan kişilerden ulusal güvenliği tehdit eden elektronik mesajları kaldırmalarını ve kısıtlamalarını talep edebilecek. Söz konusu mesajları yayınlayan kişilerin mesajları kaldırmaması durumunda polis mahkeme kararıyla ilgili şirket ve platformlardan bu kimlik belgelerini isteyebilecek. Hong Kong'tan Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre yasa içeriği itibariyle asıl olarak geçen yıl Haziran başında suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor. Yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek. TikTok bile çekildi diyor Milliyet. Çin'de kullanımı açık olmayan kısa video paylaşım uygulaması TikTok, dünyada yayılmak için Çin kökenine fazla vurgu yapmıyor. Hatta yeni güvenlik yasası yürürlüğe girince diğer sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarıyla birlikte TikTok da Hong Kong'dan çekildiğini duyurmuş. Takvime devam edelim. 1.9 milyona Temmuz zammı, memur maaşlarındaki artışla birlikte 1.9 milyon kişinin sosyal yardımları da zamlandı. Engelli aylığı 567 ile 851, evde bakım desteği 1544, 65 yaş aylığı da 711 liraya çıktı. Tablo var, o tabloyu görelim. Kim ne alacak tablosu? 65 yaş aylığında mevcutta 672 lira 81 kuruş olan rakam 711 lira 50 kuruş oluyor. 65 evde bakım desteği 1460 lira 61 kuruştan 1444 lira 61 kuruşa çıkıyor. Engelli aylığında engellilik oranı %40 ile %69 arası rakam 537 liradan 567 liraya. %70 ve üstü içinse 805 liradan 851 liraya çıkmış oldu son durumda. Geçtik akşama. Rus turist Türkiye için hasta oluyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasaklarının 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı Rusya'da istisnalar hariç Rusya vatandaşları uluslararası uçuşlarını gerçekleştiremiyor. Tüm zorluk ve imkansızlıklara rağmen bunu aşabilen Ruslar var. Haberi vermiş. Zorlu bir yolculukmuş. Ruslar Türkiye'de tatil için hastaneye yatmaya başladı. Ruslar önce Belarus'ta bir hastaneye rezervasyon yaptırıyor. Ardından Rusya'dan çıkış izni alıp bu ülkeye gidiyor. Bu seyahatin bir sonraki rotası ise Türkiye. Geçen yıl Rusya'dan 7 milyondan fazla turist ağırlayan Türkiye sahilleri, Rus turistleri hasretle beklerken Ruslar uçuş yasağına rağmen Akdeniz'in sıcak sularına ulaşabilmek için ilginç yöntemler buldu. Kullanılan bu yöntemden biri de Belarus üzerinden Türkiye'ye ulaşmak. Ruslar önce Belarus'ta bir hastaneye rezervasyon yaptırıyorlar. Ardından Rusya'dan çıkış izni alıp bu ülkeye gidiyor. Ancak bu seyahatin bir sonraki rotası genelde Türkiye. Kullanılan bu yöntem Rus basınında da haber olmuş. Sınırlar kapalı ama Türkiye'de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün sorusunun başlıklarda olduğunu vermiş Akşam Gazetesi. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağının sürdüğü bu günlerde Rusya vatandaşlarının Türkiye'de tatil yapmalarının mümkün kılan iki popüler yol olduğuna işaret ediyor gazete. Türkiye'de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı bulunduğu belirten haberde bu kişilerin Türkiye'ye sorunsuz sorgusuz giriş yapabildikleri de hatırlatılmış. Son olarak Dünya Gazetesi'ne bakacağız. Şok dalgası geçti, umut ihracatta. Sanayide Haziran'la birlikte başlayan güçlü toparlanmayı iç talep sırtladı. İhracatta ise umutlar son çeyreğe kaldı. Pandeminin Nisan ve Mayıs aylarında sanayide yarattığı ağır üretim kaybı yerini ılımlı toparlanmaya bıraktı. Haziran'da aylık bazda 10 puan artışla 53,9'a yükselen Türkiye imalat PMI'yi da hızlı toparlanmaya işaret etti. Canlanma ağırlıklı olarak iç talepten kaynaklandı. Pandemi döneminde ertelenen harcamaların realize olmasıyla bazı sektörlerde de kapasite kullanımı %70'lere yükseldi. Henüz pandemi öncesi seviyelerin yakalanamadığı ihracat cephesinde ise umutlar sonbahara ertelendi. Özellikle iç pazarda yakalanan çıkışın sürdürülebilmesi için pandemi desteklerinin devamının büyük önem taşıdığına da dikkat çekiliyor. Sektörler ne bekliyormuş? Otomotiv sektörü faiz desteği sürsün. Kimya, maliyet artışı yaratan ek gümrük vergileri gözden geçirilsin. Tekstil, kısa çalışma ödeneği bu yılın sonuna kadar uzatılsın. Mobilya, vergi ve prim ödemeleri 6 ay ertelensin. Beyaz eşya sektörü ise ÖTV ve ARGE desteğine ihtiyaç var demiş. Gazete başlıklarımız böyleydi. Bu arada vadeli işlemler borsası açıldı. Endeks 30 Ağustos vade kontratlarında şu an %0,4'lük bir eksi var. Burayı da görmüş olalım ve bir haberle devam edelim. Salgın nedeniyle ortaya çıkan ekonomik tabloları konuşuyoruz. Pandemiye karşı finansal piyasaları desteklemek için bugüne kadar hangi adımlar atıldı? Yılın ikinci yarısında yaşanması beklenen gelişmeler neler var? Detayı haberimizde. Dünya 2020'ye hızlı bir giriş yaptı. Büyük buhrandan bu yana en büyük ekonomik durgunlukla karşılaştı. Finansal piyasalarda derin yaralar açan, küresel ticareti ise karantina altına alan gelişme, 100 yıl önceki İspanyol gribine benzer koronavirüsün bütün coğrafyalara yayılmasıyla başladı. Virüsü tanımamanın getirdiği panik 17 Şubat'ta borsaları sardı. Rekor düzeyde başlayan düşüşler 23 Mart'ta tabana indi. Dünya borsalarının kaybı %33'leri aştı. Küresel ekonomide bu yıl %3 beklenen büyüme yerini Birleşmiş Milletler'in raporuna göre %5,2 daralmaya bıraktı. Rüzgarı tersine çeviren, piyasaları dipten toparlayan ana gelişmede ise merkez bankalarının güçlü desteği ve likidite artırımı başrol oynadı. Öyle ki para seli 2008 küresel krizindeki genişlemeyi bile solladı. Yıl ortası itibarıyla borsalardaki değer kazanımı %36,7 düzeyine vardı. Faiz oranlarının düşmesi riskli varlık alımını destekledi.
Hükümetlerin açıkladıkları teşvik paketleri de piyasaların iyileşmesinin ikinci ayağını oluşturdu. Destek paketlerinin toplam tutarı 10 trilyon dolara ulaştı. Önümüzdeki süreçte salgına karşı aşı ve ilacın bulunması kritik önemde yer alıyor. Olası ikinci virüs dalgasının yaşanıp yaşanmayacağı da küresel ekonomi ve piyasaların geleceğini tehdit ediyor. Dünyayı gelecek bir başka risk unsuru ise Trump'ın siyasi hamleleri. Pandeminin Amerika Birleşik Devletleri'ne ağır hasar vermesi ve Donald Trump'ın süreci hatalı yönetmesi cumhuriyetçileri zayıflatırken demokratları güçlendiriyor. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerini Çin karşıtı kampanyaya dönüştürme olasılığı, küresel ekonomide tedirginliği daha da körüklüyor. Şimdi bir değerlendirme alacağız. Telefon hattımızda Gedik Yatırım Yatırım Müdürü Üzeyir Doğan var. Üzeyir, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ ol. Dün bir rekor gördük işlem hacminde Borsa İstanbul'da. İstersen Borsa İstanbul'la başlayalım. Performans gayet tatmin edici. Dipten geri dönüş gayet güzel ve 119 bin üzerinde bir kapanış rekor işlem hacmiyle. Nasıl değerlendirirsin bu süreci? Evet, aslında son 2-3 haftalık döneme baktığımızda işlem hacimlerinde sürekli rekor kırmaya başladık. Klasik ortalamaların oldukça üzerinde seyreden bir işlem hacmi döngüsü oluşmaya başladı. Dün de burada zirve yapıldı. %35 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı. Dün küresel piyasadaki negatif görünüme rağmen Borsa İstanbul bu işlem hacmiyle yükselişini devam ettirdi. Pandemi öncesi gördüğümüz zirve seviyelere oldukça yaklaştık artık. Burada hatırlanacak olursa 2018 başında gördüğümüz bir 121 bin zirvesi vardı. Devamında da bu yıl başında gördüğümüz 124 bin zirvesi vardı. Borsanın tarihindeki en yüksek gördüğü rakamlardı. Şu an itibariyle 120 bine yaklaşan bir endeks görüyoruz. Dün en yüksek 119.750 civarı görüldü. Burada genel itibariyle baktığımızda biraz daha sektörler arası ayrımların da ön plan çıktığını söylemek mümkün. Özellikle bankacılık tarafı, ulaştırma tarafı oldukça zayıf seyrediyor ki bu tarafta bildiğiniz üzere oldukça büyük hisse senetlerimiz mevcut. Hem banka tarafında işte Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank, Halk Bankası vesaire gibi yapıldığı gibi bankalar. Ulaştırma tarafında Pegasus, Türk Hava Yolları, Çelebi, TAV gibi yine oldukça büyük ölçekli şirketler. Bu taraflarda oldukça negatif bir atmosfer var. Yine büyük şirketlerden diyebildiğimiz örneğin Tüpraş Endeksinin oldukça gerisinde. Genel itibariyle baktığımızda BIST 30 civarındaki şirketlerin ağırlıklı olarak biraz daha zayıf kaldığını söylemek mümkün. Ama dönem dönem farklı sektörler ya da şirketlerin oldukça yüksek performanslarla ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin dün de bu tarafta cam grubu ve çimento grubu biraz daha ağırlıklı taraftaydı. Yine GEO'ların biraz daha hareketli olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede biraz daha sektörel dağılımlar ve farklılaşmalar da dikkat çekiyor. Özellikle biraz daha hep bahsettiğimiz küçük ve orta ölçekli diyebileceğimiz şirketler biraz daha bu hareketlerde ön plana çıkmaya başladı. Buralarda belki biraz dikkatli olmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Ama buna rağmen hep aynı söylediğimiz bir şey var. Evet, bazen yükselişlere piyasalarda her zaman söylüyoruz. Yükselişlerde ya da coşku dönemlerinde ya da panik olduğunda satışlarda bazen piyasa beklentilerinde ön plan üzerine çıkabiliyor bu tarz hareketler. Böyle zamanlarda en doğru strateji trendi takip etmek. Trend kırıldığı zaman karşı yönde bir aksiyon almak. Şu anda da baktığımızda BIST 100'de son oluşan trendlerin hepsinin korunduğunu görüyoruz. Henüz daha bu trendler test edilip altına sarkmalar görmedik açıkçası. Bunu görmediğimiz sürece de piyasayla beraber hareket etmek sağlıklı olabilir. Ama mutlaka aksiyonda bir hareket içinde strateji bulundurmakta fayda var. Burada trend desteği olabilir ya da belirlediği yatırımcının başka bir destek olabilir. Bir destek seviyesinin altına sarkıldığında da ters yönde aksiyon almada da oldukça hızlı davranması gerekiyor. Aksi takdirde olası bir düzeltme hareketi bu pandemi sürecinde yaşandığı gibi yatırımcıları zoraki uzun vadeli yatırımcı konumuna da dönüştürebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var açıkçası. İşlem hacminde ilk rekoru görmüyoruz. Peki bu canlılığı neye yormak lazım? Buradan bir anlam çıkarmak gerekir mi? Endeks yükselirken yani, yüksek işlem hacminin bir anlamı var mı sana göre? Bu hacmi büyük çoğunlukla yine galiba yerli yatırımcı yapıyor. Evet, yani yerlinin burada katkısı çok büyük. Yani son dönemde neredeyse borsadaki yatırımcının %40'ı kadar yeni yatırımcı girdi. Yani 1 milyon 100 bin civarında 1,5 milyonun üzerine taşınan bir yatırımcı kitlemiz oldu. Ve bu yatırımcı kitlesi özellikle son aylarda Mart ayından sonraki süreçte çok şükür hep para kazandı. Yani inşallah bunu korumayı da başarabilirler. Ve burada para kazanıldığı müddetçe alınan pozisyonlar kar yazdıkça
realize edildi ve yeni pozisyona girildi. O nankar yazılınca o realize ediliyor, yeni pozisyona giriyor ve bu şekilde işlem hacmine de çok büyük bir katkı oluyor. Biraz önce bahsettiğim gibi eğer ani bir düzeltmeye yakalanırsa bu yatırımcı bir anda işlemler durabilir. Çünkü bu yatırımcıların stop loss yapma yeteneğinin ne olduğunu, olası bir düşüşe nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyoruz açıkçası. Yani olası bir düşüş tarafında bir anda işlemler durabilir. Yatırımcılar o ellerinde bulunan hisse senetlerinden, yüksek maliyetlerle maliyetlenecek bir hisse senetlerinden bir anda uzun vadeli yatırımcı profiline dönüşüp satamayabilirler. Yani bu da işlem hacminin düşüşüne sebebiyet verebilir. O nedenle olası düzeltme tarafında bu yeni kitlenin nasıl reaksiyon vereceğini görmemiz çok önemli olacak. Burada eğer dediğim gibi zarar kes stratejisini uygulayamazsa bu yatırımcı kitlesi, biraz daha tecrübesi düşük olan kitle, burada işlem hacminin de otomatik olarak düşmesine sebebiyet verebilirler. Şu anda piyasada yükseliş olduğu müddetçe dediğim gibi bu yatırımcılar sürekli pozisyon değiştirme ve yeni pozisyondan kar elde etme uygulamasındalar ve bunda da şu ana kadar piyasadaki yükselişle beraber başarılı oldular. Dediğim gibi bu sınavı düşüş tarafında da verebilmek önemli olacak. Bu yatırımcı kitlesi açısından işlem hacmini de orası belirleyecek açıkçası. Hisse senedi piyasasını cazip kılan temel sebeplerde hangi noktadayız? Belki bir oraya da bakmak lazım. İşte mevcut enflasyon, beklenen enflasyon, reel getiriler, mevcut konjonktür. Yani hisse senedi piyasalarında hala yerli yatırımcının bu tarafa yönelmesini destekleyecek nitelikte mi sana göre? Aralar verilebilir, endeksler düşer çıkar yapısı itibariyle ama temelde senaryoyu değiştirecek bir yol görüyor musun gelecekte? Şimdi bu tarafa baktığımızda birincisi hani matematiksel gittiğimizde bu sen de bahsettiğin gibi reel getiriler TL tarafında çok yatırımcıyı tatmin eden nitelikte değil. Yani bu nedenle mevduattan bir miktar bu tarafa kayış olmaz. Söz konusu ki yatırımların Türkiye'de nereden baksanız %95'i sabit getirilen enstrümanlar tarafında değerlendiriliyor. Yaklaşık %5'lik civarı hisse senedi piyasasında yer alıyor. Bu nedenle buradan bu tarafa kayacak çok ciddi bir miktar var. Ve bu kayış borsadaki işte bu yükselişi de destekleyen temel unsurlardan. İkincisi bizim vatandaşımızın döviz alma, döviz trade etme alışkanlığı vardı. Bu döviz alımına getirilen vergiden sonra bu bir miktar trade işlemi biraz daha azalmış gibi gözüküyor. Yani diğer tarafta uzun vadeli alanlar bir kenara koyduğumuzda alsat tarafındaki işlemler biraz daha döviz yerine borsaya kayma eğilimi söz konusu. Bu da bu tarafı destekleyen unsurlardan bir tanesi. Uzun vadede bunu değiştirecek döngü ya çok ciddi bir enflasyon artışı ve bundan mücadele faiz artışı olur. Tekrar yatırımcının faiz tarafına dönmesi olur. Ya da klasik Türkiye'de düzeltmelerin ana sebeplerinden olan bu virüs olayını göz ardı edersek jeopolitik ve siyasi gelişmeler olabilir. Yani böyle bir olumsuzluk yine yatırımcının hızlı bir şekilde hisse senedi piyasasından kaçmasına sebebiyet verebilir. Yani bu riskler hala kenarda ama temel görünümde baktığımızda matematik olarak sadece bizde de değil dünyada genel bir şekilde hisse senedi piyasalarına yoğun bir ilgi var. Ama diğer taraftan şu da bir dezavantaj, bunu da söyleyeyim. Bu yoğun ilginin başladığı dönemlerde hisse senedi piyasaları gerçekten çok ciddi bir iskonto faktörü barındırıyordu ve bu iskonto faktörü nedeniyle bizler de hisse senedi piyasalarını ön plana çıkarmaya çalışıyorduk. Ama içinde bulunduğumuz dönemde açıkçası bu iskonto faktörü birçok sektör ve hisse için ortadan kalkmaya başladı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bahsettiğimiz küçük ve orta ölçekli şirketlerde ben iskonto faktörünün çok kalmadığı kanaatindeyim. Yani bu tarafta %200'ler, %300'ler, %400'ler getiriler bazında baktığımızda rakamlar oluştu. Pandemi sürecinin öncesini ikiye katlayan senetlere ağırlık oluşmaya başladı. Bu çerçevede o bölgede risk oldukça yüksek seyretmeye devam etti. Bana kalırsa ana şirketler, BIST 30, BIST 100 bunlar hala iskonto faktörünü barındırıyor ama bunlar da bana kalırsa reel ekonomideki olası olumsuzlukları da beklentilere yansıtıyorlar. Yani biraz daha bizim o küçük orta ölçekli şirketler grubunda reel ekonomilerde hiçbir olumsuzluk olmayacağı, hatta pandeminin etkisinin çok kısa bir sürede atlatılacağı ve onun üzerine çok çok büyük kazanımlar konulacağı gibi bir fiyatlama var. Bu tarafta biraz sanki fiyatlama davranışları normal nitesine geçmiş gibi, o tarafa ekstra dikkat etmek gerekiyor ama hala BIST 30, BIST 100 içerisindeki bazı sektör ve şirketlerde genel olarak dengenin korunduğunu söylemek mümkün. Yani ekonomiyle biraz daha uyumlu giden taraf bu taraf gibi gözüküyor. Sektörel ayrıma dikkat çekiyorsun. Orada da zaten rakamlar ortada. Senin de söylediğin gibi bizim BIST 100'de, BIST 30'da gördüğümüz büyük şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasalarda performanslarda diğer endekslere göre ciddi bir farklılaşma var. Sen şimdi sektörel ayrıma
dikkat çekince bilançoları da sormam lazım. Mesela bu ayrımı bilançolarda geliyor. Ya az kaldı bilançoları görmeye. Net bir şekilde görecek miyiz? Veya bu bilanço dönemi yaz dönemi için veya senenin sonu için portföy oluşturmak için bir gösterge olarak kullanabilir mi? Yoksa bu dönemin gelen rakamlarına çok da fazla bir anlam yüklemeyelim mi? Ne dersin? Şimdi ikinci çeyrek oldukça sıkıntılı bir dönemdi. Yani her açıdan birçok alanda faaliyetlerin durduğu bir dönem oldu. Daha sonrasında tekrar bir Haziran ayı, Mayıs ayı sonları biraz daha toparlanmaları gördük ama ikinci çeyrek bilançolarda tahribatın yüksek olacağı bir çeyrek. Yani bunu kabul etmek lazım. Ama piyasa bunu önceden biliyordu ve bildiği halde bu ikinci çeyrek finansallar gelmeden önce çok ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Burada yalnız sıkıntı şu olabilir. Şimdi özellikle ikinci çeyrek sonuçları geleceğinde bunların negatif sonuçlar üreteceğini biliyoruz ve piyasa bunu önceden fiyatlıyor. Ama diğer taraftan genel itibariyle baktığımızda, genel varsayım bu ama genel itibariyle baktığımızda çok da bunun fiyatlara girdiğini görmedik. Yani havacılık sektörü ve bankacılık dışındaki sektörlere baktığımızda çok da kötü gelecek bilanço ya da olumsuz tablo fiyatlaması görmedik. Oldukça pozitif bir fiyatlama oldu. Burada biraz daha ikinci çeyrek sonuçlarından ziyade üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreğe yönelik beklentiler artık devreye girecek. Yani ikinci çeyrek finansallarıyla birlikte üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte ne olduğu, ne olabileceği endişesi gündeme gelecek. Ve şu an bizim piyasalarımızda hiçbir şekilde salgının tekrarlanabileceği, alınan önlemlerin tekrar arttırabileceği, hatta ekonomilerin saplanabileceği beklentisi yok. Bu sadece bizde değil, dünyanın genelinde de böyle. Yani Amerika'ya baktığınızda da, Avrupa'ya baktığınızda da salgın devam etse de işler yolunda devam edecek ve herhangi bir problem yaşanmayacak beklentisi mevcut. Ama kış aylarında nasıl bir psikolojiye bürüneceğimizi hala kimse bilmiyor. Yani birçok üniversiteden özellikle yurt dışı tarafına baktığımızda eğitimlerin online'a geçişi söz konusu. Yani üniversitelerin online eğitime geçerken normal temel eğitim devam edebilecek mi? İnsanlar iş yerlerine gönül rahatlığıyla gidebilecek mi? Mevsimsel gripleri de göz önünde bulundurduğumuzda bunları bilmiyoruz. Yani buradaki davranışların nasıl olacağını, o dönemki gelişmeleri tahmin etmek zor. Özellikle sonbahar ve kış aylarına yönelik bu tarz bir endişe yeniden gündeme gelecek olursa bu bilanço beklentilerin ötesinde salgına yönelik endişelerin yeni satış dalgası getirmesi ihtimalini kuvvetlendirebilir. Dediğim gibi şu aşamada çok iyi fiyatlamalar olmuş olması da bu tarz bir endişeyle kar realizasyonu da olası kılabilir ve bilanço beklentilerinden ziyade bu endişeler ön plana çıkabilir. Ben biraz daha bu tarafa odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer ekonomiler açık kalmayı başarabilirse, salgınlar sonbahar aylarında kontrol edilebilirse, insanlar normal hayatına, okullarına gidebilir, işlerine gidebilir ve buradan çok büyük bir kaygı duymadan bu hayattan devam ettirebilirse elbette bu toparlanmanın biraz daha belki devam etmesi, en azından bir yataylaşmanın olması beklenebilir. Ama dediğim gibi sonbahar ve kış ayları insan psikolojisini, o dönemki mevsimsel hastalıkları, okulların açılıp açılmaması gibi birçok etken buradaki beklentileri etkileyecek ve bana kalırsa biraz orada riskler yavaş yavaş konuşulmaya başladı. En azından yurt dışında üniversitelerden gelen haberler, eğitimlerin durdurulması, online'a geçilmesi, İngiltere, Amerika gibi büyük ülkelerde diğer ülkeler için de bir referans teşkil edebilir. Bu açıdan da dikkatli olmak gereken bir döneme girebiliriz diye düşünüyorum. Mart dibinden dünkü kapanışa yaklaşık BIST 100 için 37 bin puanlık bir yükselişten bahsediyoruz. Yerli yatırımcı sırtladı, getirdi buraya endeksi. Uzun bir süredir de yabancı yatırımcının TL varlıklardan, işte borsadan, tahvil piyasasından çıktığını biliyoruz. 2020 yılında da ilk 6 ay için yabancı yatırımcının borsadan çıktığını gördük. Ama Haziran ayında farklı bir tablo çıkmaya başladı. Ya da başladı mı onu sorayım. Nette ilk defa 6 aydan sonra Haziran ayında yabancılar alış tarafında kalmışlar. 76 milyon dolarlık hisse senedi alımıyla. Buradan bir anlam çıkarabilir miyiz? Yani buraya bu rakama ciddi bir anlam yüklemek gerekir mi? Yoksa konjonktürel bir geliş gidiş mi var? Yabancının tavrında bir değişiklik ihtimali var mı sana göre? Ya bence konjonktürel bir gelişme. Yabancı kârı gördüğü yere giriyor. Borsa İstanbul'daki genel performansının da trendinde korunuyor olması, buradaki iştahın devam ediyor olması onlar da biraz cezbetmiş gibi gözüküyor. Hani buradan tek aylık veriden bir sonuç çıkartmak bence çok sağlıklı olmaz. Yani ben açıkçası yabancı yatırımcının artık Türkiye yönelik tüm riskleri bir kenara koyup tekrar Türkiye piyasasına girelim. Bundan sonraki süreçte sürekli alım yönünde olalım eskiden olduğu gibi bir sonuca ulaşmanın tek aylık veriyle çok mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Biraz konjonktürel piyasadaki getiri arayışının sıcak parayı cezbetmesi bence ana etkenlerden bir tanesi. Biraz daha bunu uzun vadeli takip etmekte fayda olacağı kanaatindeyim açıkçası. Son olarak dışarıya bakalım, yurt dışı borsalara. Performans küresel anlamda
tatmin ediciydi Haziran ayına kadar. İlk yarı gel gitler bu oynaklık hayli yüksekti ama iyimserler kazanmış gibi gözüküyor. Gelecek dönem beklentileri için, özellikle ABD piyasaları için, seçimlerde yaklaşıyorken iyimser kalma ihtimalini ne şekilde görüyorsun? Toparlanmanın, ekonomik anlamda toparlanmanın sinyallerini görüyorsak bunun borsalar üzerindeki bir sonucunu görmeye yakın mıyız? Yoksa kim söyledi bakayım tekrar, Bostik söyledi galiba, pardon, Clarida. Bankanın yani Fed'in varlık alımlarında sınır yok dedi. Ya bu tip cümleler mi, sözlü yönlendirmeler mi, Fed'in duruşu mu ABD piyasalarını destekleyecek sana göre? Açıkçası ekonomilerde bir toparlanma, dipten dönüş var. Bunu yani tüm verilerde görüyoruz. Amerika'da açıklanan neredeyse her veri. Yine Avrupa keza bu salgından en çok etkilenen, belki de en zayıf toparlanması beklenen bölgeydi ama oradaki verilerde, Çin'de, Türkiye'de yani açıklanan hemen hemen her veri toparlanmayı ciddi manada gösteriyor. Yani o karamsarlığın biraz fazla olduğunu gösterdi ama bu toparlanma sürecinin de kalıcı olup olmayacağına dair de bizimde teyit yok. Yani bu sefer de ilerleyen dönemde bu verilerdeki toparlanmanın fazla abartıldığını da yorumluyor olabiliriz birkaç ay sonra. Yani bu açıdan burası hala riskli devam ediyor. Ama piyasalardaki toparlanma bana kalırsa verilerden evet destek buluyor. Ama tek etken bu değil. Yani geçtiğimiz dönemde de gördük. Ne zaman bir olumsuzluk olsa, salgına yönelik bir endişe olsa, Fed'den, Amerikan hükümetinden ya da Avrupa Merkez Bankası'ndan, hatta Amerika, Avrupa tarafında uzun yıllardır görmeye alışık olmadığımız mali teşvikler tarafından yani bir şekilde piyasalara destek veriliyor ve piyasaları ayakta tutan taraf da burası. Bu olduğu müddetçe belki biraz daha yükseliş devam edecek ya da piyasalar çok ciddi değer kaybetmeyecek ama özellikle son bahar kış ayları dediğim gibi başta da bahsettiğim çok kritik düzey yarım küre için. Salgının seyri, diğer hastalıklarla bu salgının karşılaştırılma ya da karıştırılma ihtimali, üzerine Amerikan seçimlerinin Kasım ayında geride kalacak olmasının getireceği baskı, o seçim dönemi, son bahar aylarının ve kış aylarının oldukça hareketli geçme ihtimalini arttırıyor. Yani bu taraftaki riskleri ben göz ardı etmemek gerektiği kanaatindeyim. Piyasalar doğası gereğidir. Zaman zaman çok yükselirler. Bazen bu coşkular abartılabilir. Bazen panikler abartılabilir. Son 4-5 aylık dönemde biz bunun ikisini de gördük. Önce panikler abartıldı. Devamında bana kalırsa coşkular abartılıyor ama bu dalgalı görünüm devam edecek. Yani burada bir trendin oluşup işte uzun soluklu yükseliş trendi olarak devam etmesi, mevcut konjonktürde bu salgına karşı bir aşı ya da ilaç geliştirilmediği sürece özellikle son bahar kış ayları dediğim gibi salgınla ilgili rakamların biraz daha ön plan çıktığı ve daha fazla tartışıldığı dönem olacak. Bu çerçeve bana kalırsa biraz daha dediğim gibi hisse senedi piyasalar için riskli bir dönem olacak. Buraya dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Yüzeyir Doğan, teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir haberle devam edelim. ABD'de küçük işletmelere bugüne kadar 521 milyar dolarlık COVID-19 salgın desteği sağlandı, kredisi sağlandı. Onaylanan krediler doğrultusunda küçük işletme çalışanlarının %84'ü de desteklenmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemiden etkilenen küçük işletmelere bugüne kadar 521.4 milyar dolarlık kredi sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Küçük İşletmeler İdaresi, maaş koruma programı kapsamında sağlanan kredilere ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre program kapsamında 30 Haziran itibarıyla toplam 521.4 milyar dolar tutarında 4.9 milyon krediye onay verildi. Onaylanan krediler doğrultusunda küçük işletme çalışanlarının %84'ü desteklenirken 51.1 milyon iş için kaynak sağlandı. En fazla kredinin sağlandığı sektör sağlık hizmetleri ve sosyal yardım olurken bu kesime toplam 67.3 milyar dolarlık kredi onaylandı. Bilimsel ve teknik hizmetler, inşaat, imalat, konaklama, yiyecek ve perakende ticarette sırasıyla en çok destek alan diğer sektörler oldu. Ortalama kredi tutarı yaklaşık 107 bin dolar olarak hesaplanırken program kapsamında kalan fon miktarının ise 131.9 milyar dolar olduğu kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı küçük işletmelerin korunması amacıyla 27 Mart'ta da bir benzeri başlatılan maaş koruma programıyla 349 milyar dolarlık kredi sağlanmıştı. Kredi programının kaynağının kısa sürede tükenmesi üzerine 310 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılmasını öngören ek bütçe tasarısı 24 Nisan'da onaylanmıştı. Borsa İstanbul'un açılışına saniyeler kaldı. Hemen vadeli tarafa bakayım. Ağustos vade endeks 30 kontratında %0.37'lik bir düşüş var şu an için.
ABD borsalarının vadelerine bakalım. Buradan bir anlam çıkarmaya çalışırsak. Dow Jones'ta %0.01'lik bir eksi var. Nasdaq'ta %0.09'luk bir artı. S&P 500 için ise %0.02'lik bir yükseliş görüyoruz. Buradan aslında piyasalar için bir mesaj barındırdığını söylemek hayli güç. Buradan şu rakamsal tablo net bir sinyal vermiyor diyelim. Bakalım Asya borsalarında orada son durum ne? Asya'dan bir sinyal alabilir miyiz? Burada da çok net bir mesaj yok. Çin eğer ölçü ise yükselmeye devam ediyor Çin borsası. %1.50'lik bir yükseliş var bu tarafta. Japonya'da ise %0.7'lik bir düşüş gördük. Borsa İstanbul'a dönelim, açılış rakamlarını görelim. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sunar. Borsa İstanbul'da Gong, Borusan Yatırım için çaldı ve çarşamba gününün ilk işlemleri BIST 100 için %0.3'lük yükselişle 119.693 seviyesinden gerçekleşti. Bankacılık endeksi gelecek şimdi. Orada %0.25'lik bir eksi var. Bankacılık endeksi güne 131.153 seviyesinden başlamış oldu. Sınav endeksi de görüyoruz. %0.4'lük artı açılışı Sınav Endeksi için gördük. 157.876 seviyesini Sınav Endeksin güne başlangıç rakamı. Tekrar edelim. BIST 100 güne %0.3'lük yükselişle 119.693 seviyesinden başladı. Türkiye'nin global para transferi platformu UPT, piyasa alarmını sundu. Salgın sonrası merkez bankalarının hükümetlerin aldığı tedbirler, bu tedbirlerin ekonomilerde yarattığı sonuçlar ve ayrıca finansal piyasalarda yarattığı dalgalanma. Biz daha çok merkez bankalarının yarattığı dalgalanmayı konuşacağız. Para yayınına katılan Ahraç Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, merkez bankalarının faiz kararlarını değerlendirdi. Ürkün, merkez bankaları pandemi sürecinde yapılabilecek her şeyi yaptı, diyor. Yani merkez bankaları bu süreç içerisinde yapabilecekleri her şeyi aslında hemen hemen yaptılar diye düşünüyorum. Yani bu saatten sonra çok daha fazla faiz indirme yönünde bir alan da çok da kalmadı. Avrupa Merkez Bankası özelinde ilk etapta söyleyebiliriz. FED tarafında bunu söyleyebiliriz. Bizim tarafa gelirsek Merkez Bankamızın zaten son aldığı kararda bir faiz değişikliği olmadı. Ekonomideki canlanma belirtilerinin etkisiyle talep artışının yarattığı bir etki var. Bu bağlamda enflasyon tarafında yukarı yönlü bir eğilim olduğunu gördük son enflasyon verisine baktığımızda. O yüzden Merkez Bankamızın biraz daha enflasyonda işte o bahsedilen, metinde de bahsedilen dezenflasyonist sürece girecek mi? Onu biraz daha izleyeceğini düşünüyorum ben. O yüzden biraz daha beklemede kalan bir görüntü ortaya çıkabilir. O yüzden ben merkez bankalarının, hani belki Çin ve Japonya, o merkez bankalarının belki biraz faiz konusunda aksiyonlarının olabilmesi, özellikle Çin Merkez Bankası'nda böyle bir imkan oluşabilir diye düşünüyorum. Ama bahsettiğim diğer merkez bankalarının özellikle biraz daha sözlü yönlendirme beklentileri yönetmek konusunda bir hareket tarzı benimseyebileceğini düşünüyorum. Ama tabii şunları da belirteceklerdir yüksek ihtimalle. Sadece faiz politikası açısından değil, yani piyasayı müdahale açısından birçok araçları da sahip merkez bankaları. Bunları da uygulamaktan çekinmeyeceklerini söyleyeceklerini düşünüyorum ve özellikle işte Fed olsun, İngiltere Merkez Bankası olsun, Avrupa Merkez Bankası olsun ve diğer ülke merkez bankaları da ekonomik anlamdaki toparlanmanın her ne kadar veriler şu anda hızlı toparlanma belirtileri gösterse de tam anlamıyla bu toparlanmanın pandeminin etkisinden geçtikten sonra gerçekleşebileceğine dair yorumlarda bulunuyorlar. O yüzden de destekleyici politikalarını düşük faiz ortamını sürdürecek şekilde devam edeceğini söyleyecekleri bir toplantı süreçleri herhalde yaşarız diye ben düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi sözlü açıklamalarla, yönlendirmelerle bence ilerleyecek bir süreç. Ama tabii ki her türlü desteği de sağlayacaklar önlükte, belki faiz dışında her türlü desteği düşünüyorum ben, olabileceğini söyleyeceklerini düşünüyorum bu toplantı süreçleri içerisinde. Şimdi bunun için bazı öncü göstergeleri incelememiz gerekiyor diye düşünüyorum. İşte geçen hafta gelen mesela PMI verisi 53'lü seviyenin üzerine çıktı. Çok güzel bir toparlanma. Aslında bu çok olumlu bir gelişme. Bu toparlanmayı sağlayabilmemiz bence büyük bir başarı. Türkiye aslında her zaman olduğu gibi var olan o büyüme potansiyelini yine aslında gösterme şu anda durumunu yaşatıyor. Ve tabii ki bunu sağlarken aslında hep o bildiğimiz aslında büyüme modeliyle aslında büyümeye doğru gidebiliriz bu noktadan itibaren baktığımızda.
yani büyümenin toparlanması anlamında ya da küçülmenin toparlanması anlamında belki de söylememiz gerekiyor. Ama tabii baktığımızda işte kredi tarafında çok yoğun bir artış eğilimi oluştu. Ve bu da tabii ki talep tarafında hem ertelenen talebi hem de o kredi faizinin düşüşüyle birlikte talebin birden canlanmasına da neden oldu. İşte bunu en yakın özellikle baktığımızda konut tarafında görüyoruz, otomobil tarafında görüyoruz. Diğer taraftan gıda fiyatları kaynaklı bir miktar işlenmemiş gıda fiyatları kaynaklı yükseliş var. Enerji fiyatlarında bir miktar toparlama var ki zaten bu toplanaklarına da girmiş. Bunu da gördük. O yüzden Temmuz sonundaki büyük ihtimalle enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonunun da bir miktar yukarı yönlü revize edilebileceği bir durumu da yaşayabiliriz. O açıdan değerlendirdiğinde ben enflasyon anlamında yılın daha sonraki aylarında işte Ağustos'tan sonraki dönemde eğilimin ne yönde olacağını bence beklemeyi tercih edeceğini düşünüyorum. Son enflasyon, son faiz toplantısından sonra gelen toplantı metnine baktığımızda zaten buna ilişkin sinyalleri de aslında aldık. Yani enflasyon tarafındaki gelişmelere değinilmiş. O yüzden ben bu toplantıdan da bir faiz indirim açısı çok olmasını muhtemel görmüyorum ama yine tabii bakmamız lazım. Her türlü değişken bir anda kararları da değiştirebiliyor. Kur tarafı stabil gidiyor. CDS'ler tarafında yine 460'lı seviyelerde şu anda hareket etmeye devam ediyoruz. Bunun da bir etkilerini tabii Merkez Bankası değerlendirecektir diye düşünüyorum ama en önemli birinci etken bence enflasyon tarafındaki gidişat. Bunu ön planda tutmayı deneyecektir. Bunu göz önünde bulunduracaktır diye düşünüyorum. O yüzden de faizlerde bir değişiklik yapmasını bu toplantıda ben kendi açımdan beklemeyeceğim diye söyleyebilirim. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Bakalım tabloya neler yaşanmış. Haziran ayı için BIST 100'de grafiklerimizde var gelir. En yüksek aylık reel getiri yurt içi fiyat endeksi indirgendiğinde %9.9, tüketici fiyat endeksi TÜFE ile indirgendiğinde %9.42 oranıyla BIST 100 cephesinde. TÜFE'ye de baksak %100'lik anlamda reel getiri Borsa İstanbul için gerçekleşmiş. Devlet iş borçlanma senetlerine bakalım. TÜFE ile indirgenmiş oranda %1.59. TÜFE ile indirgenmiş reel getiri de devlet iş borçlanma senetleri Haziran ayında %1.1'lik getiriyi yakalamış. Euro'da %0.29'luk bir kazanç var Haziran ayı için, reel kazanç. Mevduat faizinde -%0.5'lik bir rakamla karşı karşıyayız. Reel getiri negatif. Külçe altında %2'lik bir kayıp var. Amerikan dolarında ise, ki Amerikan doları reel getiri anlamında en fazla kaybeden tarafta, %3'lük bir kayıp. Yani Haziran ayında finansal yatırım araçlarının reel getirisinde listenin başında BIST 100 var. %9.4'lük getiriyle listenin en sonunda %3'lük kayıpla Amerikan doları var. 3 aylık performansa bakıyorum. 3 aylık performansta ise yine TÜFE tarafından bakacağım. Külçe altında %13.6'lık bir getiri yakalanmış. BIST 100'le yarışmış burası. %13'lük bir getiriyi de BIST 100'de gördük. Euro'da %5.8'lik bir getiri var, reel getiri. Amerikan dolarının reel getirisi %4. Devlet iş borçlanma senetlerinin getirisinde %2.4 olarak gördük. Burada kaybeden mevduat faizi %1'lik bir, tabii bu brüt rakam ayrıca, brüt mevduat faizinde %1'lik bir kayıp var. İlk 6 aylık tabloya bakayım. İlk 6 aylık tabloda külçe altın açık ara önde %28.9'luk bir getiri yakalanmış. Euro'da %11.5'lik bir getiriyi görüyorum ilk 6 aylık rakamlar tarafında, reel tarafta. Amerikan dolarında %10'luk bir getiri var. Devlet iş borçlanma senetlerinde %2.7'lik bir getiri var. Brüt mevduat faizinde %0.4'lük kayıp. BIST 100 cephesinde ise %4.6'lık bir kayıp yılın ilk 6 ayı için. Özet geçelim. Haziran ayı için açık ara önde olan BIST 100, net kaybeden ABD doları. 3 aylık performansta külçe altınla BIST 100'ün getirisi yarışmış. Kaybeden mevduat faizi olmuş. Yılın ilk 6 ayı için ise külçe altın açık ara önde, BIST 100 kaybedenler cephesinde. Bu raporu da gördük. Şimdi bir değerlendirme alalım. Top ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Erdoğan Bey günaydın. Günaydın. Sizin dünyadaki yazınız ve bugün Sabah gazetesinin ekonomi sayfasında
denk gelen diyeyim. Çin'den kayan talep Türkiye'ye yarayacak başlığıyla. Biraz Çin'i konuşalım istedik. Bir de bakır fiyatlarında herhalde bir hareketlenme var. Yanılmıyorsam bir zirve söz konusu. Neler oluyor diye bakacağız. Şimdi birkaç gün önce de yine Dünya Gazetesi'nde Çin sahalara geri dönüyor. Emtia fiyatlarını Çin'in talebi yükseltmeye başladı diyoruz. Neden bu kadar Çin'i konuşuyoruz ya da konuşmalıyız? İlk önce isterseniz oradan başlayalım. Piyasaları yorumluyoruz, konuşmalıyız. Şundan dolayı Erdoğan Bey. Şimdi mesela Amerikan borsa endeksleri tabii ki her zaman manşetleri süslüyor. Dow Jones'ta ne oldu, S&P'deki, Nasdaq'ta ne oldu, teknoloji hisselerinde. Ama şöyle bir rakam vereyim ben. Şimdi S&P 500 ve Dow Jones endeksi Haziran'da gördüğü zirve seviyenin %6 civarında altında. Yani %6 düşüş var o zirveden. Öte yandan Şangay Endeksine baktığınız zaman Haziran'da gördüğü dip seviyenin %19 üstünde Şangay Endeksi. Yani Amerika tarafında %6 düşüş var majör endekslerde. Çin'in majör endekslerinde son 2-3 haftada %18-19'lu yükseliş var ki zaten Şangay Endeksi de bugün %2 civarında primini kapattı. Müthiş bir destek var Çin yönetiminden hisse senetlerine. Ben bugün gazetede yazdım zaten şu detayı. Şimdi tabii Trump yönetimi seçim öncesinde biraz safranı sıkılaştırmaya çalışıyor ve Çin'in üzerine gitmeye çalışıyor. Ve Amerika'daki bu düşük finansman maliyetlerinden de Çin şirketlerinin faydalanmasını istemiyorlar, engellemeye çalışıyorlar. Buna karşılık da Çin yönetimi kendi hisse senetlerini destekleyici açıklamalar yapıyor. Yanı sıra küçük ve orta boy işletmelere geçtiğimiz günlerde bir paket geldi. Bunların da yansımasını görüyoruz tabii ki işte hisse senetlerinde ciddi bir artış var son 2-3 haftada. Yani şimdi mesela Türkiye'yi değerlendirirken biz hep Amerika'daki durumu öne koyarız. Tabii ki dünyanın en büyük ekonomisi, oradaki endekslerin performansı çok çok önemli. Ama diyelim ki şu an hani görünen o diyelim, Amerika endeksleri patinaj yapıyor. O zaman başka tarafa kaymak lazım. Çin'e bakıyoruz. Çin'de işler çok iyi. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Ben de yazdım onu. Bugün itibariyle yani az önce piyasa kapandı Çin'de. Şangay borsasındaki en aktif bakır kontratı ki bakır çok önemli bir emtiadır. Yani doktora derecesine sahip tek emtia bakırdır. Doktor bakır derler. Dünya ekonomisine yönelik sinyal verme açısından 15 ayın zirvesine yükseldi Çin'deki fiyatı bakın. Bu Çin'in emtia talebiyle Çin ekonomisinin beklentinin üzerinde performans göstermesiyle alakalı ki bence önümüzdeki dönemde Amerika endekslerinden ziyade Çin endeksleri ve Çin ekonomisinin genel durumu piyasalara yön verecek. Çin borsasından bahsettiniz. Şimdi bu gidişata Batı cephesinden şöyle bir yorum da var. Çin hükümeti bilinçli olarak Çinli vatandaşları borsaya yönlendiriyor. Sistemi, ulaşımı, yeni aracı kurumların kurulmasına, bankaların hisse senedi piyasalarında işlem yapmasına izinler veriliyor. Orayı büyütecek Çin yönetimi, öyle görülüyor. Ama başka bir açıdan da hisse senedi piyasasında kullanılan kredi hacminde bir rekor var. 135 milyar dolarlık bir kredi kullanımından, yanlış hatırlamıyorsam bu rakam 135 milyar dolardı. Oran olarak da, yani rakam olarak bir şey ifade etmez bu ama hisse senedi piyasasının büyüklüğüyle kullanılan kredi miktarı arasında yapılan kıyasta bir rekordan bahsediliyor. En son böyle bir rekoru Çin piyasasında 2015 yılında görmüşüz diyorlar. Bu rekoru gördükten sonra da Çin borsasında %30'luk bir değer kaybı oldu deniyor. Eğer tarih tekerrür ediyorsa burada bir risk mi var mesela? Bu bilinçli yönlendirme Batı'nın söylediği gibi Çin piyasasında riski mi büyütüyor? Yoksa bugün farklı bir konjonktür var. Başka bir yerden mi bakmak lazım Çin piyasasına? Şimdi şöyle Erdoğan Bey, 2015 örneği güzel, doğru haklısınız. 2015'te şimdi Şangay Endeksinde Çin endekslerinde çok sert yükselişler düşüşler oluyor. 2015'te de bu yaşandı. O dönemlere benzer şekilde kredili pozisyonlanma yani kaldıraçlı pozisyonlanma yüksekti. Zaten pazartesi günü ilk o %5,7 yükseldikten sonra Şangay Endeksi hemen Çin'de regülatör, politika yapıcılar orada zaten tek bir merkezden yayınlanır, mesajlar verilir. Bu kredili pozisyonlanmayı uyardı ve bununla ilgili önlem alınabileceğini söyledi. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şimdi eğer ekonomik veriler beklentinin altında kalırsa önümüzdeki dönemde, yani Çin ekonomisi beklentinin altında performans gösterirse, yani regülatör, politika yapıcı istediği kadar hisse senetlerine yatırımcı yönlendirmeye çalışsın, o piyasalar gitmez zaten yukarıya. Şimdi ama Çin ekonomisinden şu an gelen sinyaller, işte az önce bakır fiyatını konuştuk, son 2-3 haftada gelen ekonomik verileri konuştuk, vaka sayısı yok bir kere Erdoğan Bey. Şimdi Amerika'daki vaka sayılarını görüyoruz. İkinci dalga şudur budur. Çin'de yeni vaka yok. Ben Pekin'deki rakamları takip ediyorum. Sıfır
vaka var. Şimdi şu an bu soru çözmüş gibi gözüküyor Çin en azından. Yani ikinci dalga konusunda. Ek olarak ekonomi beklentinin üzerinde performans gösteriyor. Küçük yatırımcı doğru. Orada hani şu an ciddi bir pozisyonlanması var. Risk alıyorlar. Bunu engellemekte regülatöre düşüyor. Politika yapıcıya düşüyor. Onlar uyarılarını yapıyorlar. Biz de öyle bir şey yaptık ya. Bizde de kaldıraçlı işlemler arttığı için Takasbank bunun önüne geçmek için yarın küçük yatırımcının üzülmemesi için faizi 8.5-12'ye çıkardı bu hafta. O nedenle regülatörler, politika yapıcılar bu önlemleri alırlar. Ama sorunuzun yanıtını bir kez daha vermeye çalışayım. Yani vurgulamaya çalışayım. Ekonomi iyi performans gösterdiği sürece kredi satışlar da artsa, hisse senetlerin artmasında bir sakınca olmaz. Fiyatların artmasında bir sakınca olmaz. Ama bir bakarız önümüzdeki haftalarda, aylarda Çin ekonomisi işte o da patinaj yapmaya başlar. Veriler beklentinin altında gelmeye başlar. O zaman farklı bir şeyler konuşuruz. Şu aşamada Çin ekonomisinin performansı muazzam. Bu performans devam ettiği sürece bence hisselerdeki iyimser hava devam edebilir. Çin için bu sene sonunda büyüme rakamını %1 olarak hatırlıyorum tahminler çerçevesinde. Ama galiba böyle giderse bu toparlanma hızı Çin'i daha farklı bir yöne götürebilir. Tabii şimdi %1, %2'lik büyüme Çin için ne demektir? Büyüme demek midir? Değil ama yani büyüyecek olan, nette büyüyecek olan ekonomi yine Çin olarak gözüküyor. Yani büyük ekonomiler içerisinde baktığımızda. Peki Çin'deki bu toparlanmanın hızı, piyasaları bir kenara bırakıyorum, finansal piyasaları, borsalarını. MTI üreticisi ülkeleri için güzel, bu ülkeler için sevindirici ama dünyanın geri kalanı için nasıl bir mesaj barındırıyor? Türkiye için bu veriler bir anlam ifade ediyor mu? Ne dersiniz? Ediyor tabii ki. Yani şöyle, bir kere Çin en başta hani dünyanın en büyük MTI ithalatçısı. Siz de belirttiniz. En büyük MTI ithalatçısı. Yani o kadar fazla sayıda ülkenin ekonomik geleceği Çin'e bağlı ki, yani Çin ekonomisinin performansına bağlı ki, yani örneğin petrolü, enerjiyi 5 ayrı bölgeden alıyor. Yani Batı Afrika'dan alıyor, Rusya'dan alıyor, Kuzey Denizi'nden alıyor, Güneydoğu Asya'dan, Malezya'dan bile petrol alıyor. Öyle düşünün. Mesela bakırıydı, tarımsal emtiyasıydı, demir içeriğiydi, Avustralya'sı, Kanada'sı, bütün ülkeleri besliyor gerçekten. Şimdi bize tabii şöyle bir şey var. Bizim Çin'le aramızdaki bu ticaret hacmi maalesef istediğimiz seviyelerde değil. Arttırmaya çalışıyoruz, bürokrasi sürekli çalışıyor ama o seviyeye bir türlü gelemedik. Çin ekonomisinin iyi performans göstermesi tabii ki Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişen ülkelerin ekonomilerini etkiler. Bir kere iyimserlik verir. Dünya ekonomisini destekler. Kaldı ki şu var. Şimdi mesela biz Amerika'nın ekonomisinde toparlanma sinyalleri alıyoruz. Veriler fena gelmiyor. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika. Ama şu da var. Yani önemli yatırım bankalarının büyüme tahminlerine bakıyoruz Amerikan ekonomisi için. Ya bu yıl için artık gözden çıkarmış durumda. 2021'e bakıyorlar. Ama Çin eğer şimdi o %1'lik büyüme falan Çin'i kurtarmaz. Çünkü o kadar büyük bir ekonomi ki, yani %1'lik büyüme tahmini, beklenti. %5'in altında her büyüme aslında Çin ekonomisi için bir nevi resesyon demek. Çünkü istihdam yaratamıyorlar. Ama şu an aldığımız sinyaller, yani son birkaç haftada toparlanma sinyalleri, sanki o %1'in çok daha üzerinde yıl sonunda bir büyüme rakamı olacakmış gibi gözüküyor. Bunun dediğim gibi başta dünya ekonomisine, sonra Çin'le aynı kategorideki Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişen ülkelere hem sermaye akışı piyasa açısından hem de ekonomik anlamda ciddi katkısı olabilir. Şöyle düşünelim, Çin Avrupa'dan da çok ürün alıyor, Almanya'dan da çok ürün alıyor. Alman ekonomisinin, hani dolaylı olarak söylüyorum, Alman ekonomisinin genel performansı Türkiye için önemlidir. Bizim en önemli ihracat pazarımızın merkezinde olan ülke. Yani Çin ekonomisindeki toparlanma dolaylı yollardan Türkiye ve benzer ülkeleri, gelişen ülkeleri oldukça destekleyecektir bence. Bir son dakika var, ekranların altından geçiyor. Ben de o son dakikayı okuyayım. BDDK'dan bankalara bir tavsiye. BDDK salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi. BDDK bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin olarak öteleme talepleri karşılanmalı diyor. Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı. Limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli diyor BDDK. BDDK bu şu dönemde çok aktif hocam gördüğümüz kadarıyla. Sektörden, piyasalardan gelen bütün uyarılara veya şikayetlere yakından bakıyor ve gerekli tavsiyeleri, uyarıları da hem içeride dışarıda görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekten böyle bir durum mu var içeride? Var. Yani olmalı ki BDDK bu düzenlemeyi getiriyor. Bir direnç mi var acaba bankacılık sektöründe ötelemelere dair?
öteleme ihtiyacı varsa şu dönemde bu ihtiyaçların karşılanmasından daha low ne olabilir acaba? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten BDDK bu aktif rasyosu döneminden onu gördük. Hani aktif rasyosunu tutturmak için farklı yollara başvuran bankaları uyarmışlardı. Sonra da aktif rasyosunda bir güncelleme gelmişti. Bugünkü açıklamayı da bu çerçevede yorumlamak gerekiyor. Demek ki bir sıkıntı görmüş, şikayetler gelmiş BDDK'ya ve belirttiğiniz gibi çok aktif BDDK yani bu dönemde. Hatta Merkez Bankası son bir yılda özellikle özel bankalar kredi hacimlerini arttırsınlar diye çok çaba sarf etti. Farklı araçları kullanmaya çalıştı. Merkez Bankası bir türlü özel bankaları oraya itemedi yani kredileri arttırma konusunda ama BDDK bir aktif rasyosuyla bir iki düzenlemeyle bankaların kredi hacimlerini, özel bankaların, özel sektör bankalarının kredi hacimlerinin artırmasına yol açtı. Belli ki şikayet gelmiş. Şeye de katılıyorum ben. Ben zaten bunu Mart ayında, Şubat'ta daha pandemi ilk başladığı zaman Türkiye'de o zaman da aynı şeyi söylemiştim. Yorumlarımda, gazete yazılarımda da. Şimdi bankaların baktığınız zaman yani bankacılık sektörünün karları yüksek. Yani 2018'de öyleydi, 2019'da öyleydi, 2020'de bu kadar pandemiye rağmen, bu kadar sıkıntıya rağmen yine kar beklentileri yüksek. Yani hep şunu söylüyordum. Bu dönemde bankalar yani ekonomiye destek vermeyeceklerse birkaç puan az kazanarak yani faiz anlamında söylüyorum ekonomiye destek vermeyecekler ne zaman verecekler ki yani o nedenle demek ki BDDK bir sıkıntı görmüş bu uyarıyı yapmış. Zaten önce bir uyarı şeklinde geliyor bu. Evet. Ardından yine şikayetler gelirse BDDK başka bir hamle yapıyor arkasından geliyor. Bankacılık sektörüne küresel çapta şöyle bir eleştiri var ya, güneşte vada hiçbir sorun yok ama yağmur böyle çiselemeye başlayınca bankalar şemsiyeleri bir kenara saklıyorlar diye. Devir öyle bir dönem değil. Ben Çin'le devam edeyim. Şimdi salgın döneminde Çin'in dünya ekonomisinin içerisindeki ağırlığı da rahatsız edici olarak düşünüldü. Yani o tedarik zinciri kırılınca herkes şöyle bir afalladı. Acaba dediler yani bu salgın biter, başkası başlar, başka sorunlar gündeme gelir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu kadar Çin'e bağımlı olmasak mı? Alternatifler olabilir mi? Alternatiflere baktılar. Vietnam dedik. Orada bir heyecan gördük. Çevre ülkeler dedik ama acaba o dönemde yine sektör temsilcilerinden hatırlıyorum. Çin'le ilgili Çin'in o pastadan aldığı paydan bir miktar Türkiye'nin bir şeyler koparması imkanı olabilir mi? Bazı sektörler için özellikle tekstil için, hazır giyim için. Burada da Sabah gazetesinde bugünkü ekonomi sayfasında Çin'den kayan talep Türkiye'ye yarayacak deniyor. Böyle bir talep kayması veya Çin'den bu derece rahatsız olmak veya bir alternatif aramak şu dönemde gerçekten söz konusu olacak mı? Ve Türkiye için burada gerçekten bir fırsat var mı? Kağıt üstünde var ama önemli olan şey şu, bunun çok detaylı bir çalışmasının yapılması gerekir bence. Mesela tekstil diyoruz, demir çelik diyoruz, yani Çin'in o tedarik zincirinde kırılma olan ülkelere bakmak lazım. Yani Çin hangi ülkelerle iş yapıyordu? İşte mesela Amerika veya Latin Amerika ülkeleri diyelim. Ve eğer tedarik zincirinde gerçekten bir kopma varsa alternatif olarak Türkiye'nin ürettiği ürünler mi bunlar? Ek olarak bizim o bölgedeki örneğin dediğim gibi Amerika'da, Latin Amerika veya başka bölgedeki ülkeyle gerçekten güçlü ticari ilişkilerimiz var mı? Ya bu çok kapsamlı bir çalışma olması lazım. Yoksa kağıt üstünde evet Çin işte güç kaybediyor, tedarik zincirinde kopma var, toparlanamayacak deyip de başka ülkelere atıp da bulunabilir. Yani işte Türkiye buradan pay alabilir, ne bileyim Meksika alabilir diyebiliriz ama kapsamlı bir çalışma gerekiyor. Yani bunun yapılmış olabilir. Yani benim bildiğim kadarıyla böyle bir çalışma yok. Ama dediğim gibi Çin'in ticaret yaptığı ülkelerin tespit edilmesi, hangi malları oraya satıyor yüklü miktarda? Ek olarak biz o ürünleri Türkiye'de örneğin üretebiliyor muyuz? Ve bizim o ülkelerle gerçekten güçlü ticari bağlarımız, ilişkilerimiz, bir ticaret hacmimiz var mı? Bu kapsamlı. Yoksa kapsamlı bir çalışma gerekiyor dediğim gibi. Yoksa kağıt üstünde var tabii ki. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi Çin'i alternatif olarak şu an hani Vietnam'dan ziyade Erdoğan Bey Afrika ülkeleri gösteriliyor. Çünkü bu tarz işlemlerde birim maliyet çok önemli. Ya şimdi mesela Çin 20 yıldır 25 yıldır o atağı nasıl yaptı? 90'ların sonları işte 2000'lerin başlarında birim maliyet çok düşüktü. Ücretler çok düşüktü. O nedenle yani Çin'le değiş yerindeyse aşık atmak isteyen bir ekonomi bir ülkenin öncelikle bu birim maliyetlerine bakması lazım. Ve şu an önümüzdeki yıllarda belki bu 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık bir perspektif değil, daha orta uzun vade Çin'e alternatif olabilecek yegane bölge Afrika gibi gözüküyor. Orada birim maliyetler çok düşük olduğu için. Ama onun dışında kısa vadede tabii ki o şeylerle tedarik zincirlerindeki kopmada başka ülkeler
kısmi faydalar sağlayabilirler. Bir de şunu unutmayalım, işte yani yayının başından beri de konuşuyoruz. Şimdi Çin ekonomisi eğer gerçekten şu gelen sinyallerle beraber yılı beklentinin üzerinde bir büyüme rakamıyla kapatacaksa yine hani Çin'deki Çin pastasından pay koparmak isteyen ülkeler umduklarını bulamayabilirler. Yani Çin ekonomisinin performansının hem avantajları olabilir hem de dezavantajları olabilir. Her şeyde olduğu gibi konuya tek cepheden bakmamak lazım. Çin, Afrika dediniz. Çin'in Afrika'daki yatırımlarının da artarak devam ettiğini görüyoruz. Biraz Çin'i konuşmaya çalıştık. Doçent Doktor Atılım Murat. Hocam teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. Bir haberimize devam edelim. Dün Avrupa Birliği Komisyonu Euro bölgesinin ve Euro bölgesi ülkelerinin büyüme tahminlerinde revizyona gitti. Daha da derinleşen bir resesyondan bahsediliyor, durgunluktan bahsediliyor bu tahminler içerisinde. Daha önce %7.7 olan küçülme tahmini Euro bölgesi için %8.7 olarak düzeltildi, revize edildi. Avrupa Birliği Komisyonu'na göre salgın kısıtlamalarının yavaş gevşetilmesinden dolayı toparlanma daha uzun sürecek. Avrupa Birliği Euro bölgesi için 2020 yılına ilişkin resmi küçülme tahminini düşürdü. Avrupa Komisyonu'na göre Euro bölgesi ekonomisi bu yıl daha önce beklenenden daha sert küçülecek. Komisyon Euro bölgesinin bu yıl %8,7 daralmasını bekliyor. Önceki tahmini ise %7,7 daralma yönündeydi. Avrupa Birliği'ne göre koronavirüs kısıtlamalarının yavaş gevşetilmesinden dolayı toparlanma daha uzun sürecek. Mayıs başındaki tahminlere göre en fazla revize edilenler tamamı %10'dan fazla küçülmeyi işaret eden Fransa, İtalya ve İspanya oldu. Almanya'nın -%6,3 ile görece iyi performans göstermesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu İdari Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, küçülme tahmininin Avrupa Birliği liderlerinin 750 milyar euroluk toparlanma planı üzerinde neden anlaşması gerektiğine dair güçlü bir örnek olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun o büyüme tahminlerini, daha doğrusu küçülme tahminlerini daha da derinleşmiş gördükten sonra Avrupa Birliği ekonomisinin geleceğine dair bir yorumu Doçent Doktor Kadir Tuna'dan aldık. Pandemiden sonra en geç Avrupa toparlanacak diyor Kadir Tuna. Bahsedilen toparlanma tipleri hem bölgesel anlamda hem de ülke ekonomiler arasında aynı tipte olmayacak. Yani burada aslında her ülke için çok farklı toparlanma şekilleri olabileceğini şu an aslında öngörüyoruz. Şöyle ki aslında V tipi, U tipi, hatta bu yatık L dediğimiz ağırlıklı genel küresel ekonominin toparlanma şekli olarak tanımlanan bu yatık L tipi toparlama en fazla tartışılan toparlanma tipi. Burada tabii bu toparlamada etkili olacak yani bu ülkeden ülkeye farklılığı ortaya koyacak aslında birkaç önemli neden var. Bunlardan bir tanesi tabii ülkelerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke olması. İkincisi özellikle de bu Covid döneminde tedbirleri çok hızlı alması, yani uyguladığı seçtiği para politikası ve mali politikası araçlarını doğru seçip seçmediği bu anlamda önemli. Üçüncüsü aslında her zaman konuştuğumuz önemli bir konu, bu demografik yapı meselesi önemli. Bir de tabii burada aslında genel o ülkeye dair aslında üretim ve ticaret yapmış olduğu dış dünya ile olan ilişkileri, bunlar ciddi anlamda etkili olacak. Benim beklentim şu, genel baktığımız zaman bu konjonktür içerisinde Avrupa tarafının yine bu toparlanma sürecinde en geç olmasını bekliyorum. Çünkü Avrupa ile Amerika'yı kıyasladığımız zaman, yani 2007-2008 krizinde de bunu çok net olarak gördük. Bir takım önemli hem demografik kaynaklı hem de aslında sanayi ve üretim açısından farklı yapılara sahip olmaları nedeniyle toparlanma Avrupa tarafında biraz gecikme olacak. Biraz daha yatık L dediğimiz toparlanma şekli olacak gibi gözüküyor Avrupa tarafında. Ama mesela Amerika tarafında biraz daha belki V tipi bir toparlanma gibi gözüküyor. Türkiye'de de ben V tipi bir toparlanma bekliyorum. Çünkü Türkiye'nin özellikle güçlü iş talep yapısı, bu tür krizleri yönetme becerisi ve bu pandemi sürecinde çok hızlı karar alması
ve çok fazla, çok farklı seçeneklerle aslında hem reel sektör hem de hane halkına sağlanan desteklerle açıkçası bu yapının çok daha ağır bir hasar ortaya çıkarması engellendi. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Burada en ilginç aslında toparlama şekli aslında Asya tarafı çok merak ediliyor. Özellikle Çin tarafı ve Japonya tarafı. Tabii Asya tarafına baktığım zaman Çin merkezli bir toparlanmada yine Çin'in halen daha ihracat ağırlıklı bir ekonomi olduğunu düşünürsek tabii bu toparlanmada Çin tarafını belirleyecek önemli faktör yine Avrupa tarafında ve Amerika'daki toparlanmadaki ivme olacak. Dolayısıyla hani iş talep dinamikleri doğrusu söylemek gerekirse şu an mevcutta Çin açısından çok hızlı bir toparlanmayı ortaya koyacak bir tabloyu da koymadığını da söyleyebiliriz. ABD yönetimi salgın döneminde sert tartışmalar yaşadığı Dünya Sağlık Örgütü'ne ilişkin önemli bir karar aldı. Trump yönetimi Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildiğini Kongre'ye bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemiden etkilenen küçük işletmelere bugüne kadar 521.4 milyar dolarlık kredi sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi. Washington yönetiminin kararını Amerikalı Demokrat Senatör Bob Menendez açıkladı. Menendez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nden çekildiği ile ilgili Kongre'yi resmi olarak bilgilendirdiğini belirtti. Menendez, Trump'ın eylemlerini kaotik ve tutarsız olarak nitelendirerek, bu Amerikalıların hayatını ve çıkarlarını korumaz, Amerika'yı hasta ve yalnız bırakır diye yazdı. Amerikan Başkanı Donald Trump son dönem Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin yanlısı kararlar aldığı gerekçesiyle sert dille eleştirmişti. Salgın dünyada hız kesmiyor ama bazı ülkelerde daha da vahim bir tablo var. Sınırımızda bu ülkelerden bir tanesi yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İran'da. İran'dan bir haberimiz. İkinci dalga açıklaması geldi. Ülkede son 24 saatte yaşanan ölümler rekor seviyeye ulaştı. İran Sağlık Bakanlığı ikinci dalgayla karşı karşıyayız diyor. İkinci dalgayla karşı karşıyayız. Korkutan açıklama İran Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Covid-19 salgınının günden güne şiddetlendiği İran'dan ikinci dalgaya yönelik ilk resmi açıklama yapıldı. Erken atılan normalleşme adımlarının ardından İran'da ölü ve vaka sayıları endişe verici bir hızla artıyor. Ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek can kaybı kayda geçti. Bir günde 200 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki'den de ülkede patlak veren ikinci dalgaya yönelik ilk resmi açıklama geldi. Nemeki, büyük çoğunluk uyarılarımızı dikkate almadı ve ikinci dalgayla karşı karşıya kaldık dedi. Covid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. Satın alma gücü paritesiyle ilgili bir haberimiz var. Bir liste var, küresel bir liste. Türkiye bu listede 13. sırada. Üst orta gelir grubundaki yerini de korudu. Haberimizi izleyelim, devam edelim. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkelerin gelir grubunu değiştirirken Türkiye üst orta gelir grubundaki yerini korudu. Dünya Bankası 2019 yılına ait satın alma gücü paritesi verilerini açıkladı. Ülkelerin kişi başı geliri salgın karşısında erirken Türkiye sağlık alanındaki başarısını bu alanda da gösterdi. Nominal sıralamaya göre 2019 tahminlerine göre 19. sırada yer alan Türkiye, satın alma gücü bazında ise 2.3 trilyon dolar gayri safi milli hasılayla dünyada 13. sırada yer aldı. Dünya Bankası'nın kişi başı gelir dağılımında gayri safi yurt içi hasılanın yükseldiğini göreceğiz. Bu da nasıl olacak? Büyüme ile olacak. Büyümenin öncü göstergesine sanayideki kapasite kullanımı ve toparlanma. Yani üretimin toparlanması. Ama biz tüketimle toparlanmayla başladık. Yani talebin canlanmasıyla. İkinci yarıyla birlikte farklı ekonomide farklı rakamları görmeye başlayacağız. Zaten başlamaya da başladık.
Sıralamaya göre ABD'nin 27.875 dolarla alabildiği ürün ve hizmet standardını Türkiye'de yaşayan bir kişi 9.043 dolarla sağlayabiliyor. Türkiye'nin de dahil olduğu üst orta gelir grubu içinde kişi başı satın alma gücü sıralamasında Malezya 29.525 dolarla birinci, Rusya 29.181 dolarla ikinci, Türkiye 27.875 dolarla üçüncü sırada bulunuyor. Romanya, Mauritius ve Nauru ise virüse karşı güçlü kalan ülkelerden oldu. Bu ülkeler üst orta gelirli ülkeler sınıfındayken kişi başı gelirleri 12.535 doların üzerine çıkarak yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdi. Endonezya ise kişi başı gelirini 4.045 doların üzerine taşıyarak alt orta gelir grubundan üst orta gelir grubuna transfer oldu. Tanzanya, Nepal ve Benin ise düşük gelir grubundan alt orta gelir grubuna yükseldi. Söz konusu 3 ülkenin kişi başı geliri 1.035 doları aştı. Diğer yandan bazı ülkelerde kişi başı geliriyle virüse direnemedi. Bu ülkelerden Sri Lanka ve Cezayir'in kişi başı gelirleri 4.045 doların altına düştüğü için geçen yıl bulundukları üst orta gelir grubundan alt orta gelir grubuna düştü. Sudan'sa sahip olduğu 590 dolar kişi başı gelirle 1.035 doların altına düştüğü için alt orta gelirden düşük gelirli ülkeler grubuna girmiş oldu. Paranın rotasının sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Aradan sonra emtia notlarıyla devam edeceğiz.